Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle LingQ derslerimizin 22.sindeyiz. Bugün sizlerle ConChat kullanımı yapacağız. Bunun için öncelikle bir konsol application oluşturuyoruz. LingQ ders 22 ConChat diye bir başlık altından siz kafanıza göre isimlendirme yapabilirsiniz. Enter'lıyorum arkadaşlar. Ardından burada Solution kullananlar sıfır startup projelerini yapmasın. Yoksa saçmalıklara maruz kalabilirler. Ardından ben ConChat kullanımına örnek yapmak için iki tane sayı listesi oluşturmayı düşünüyorum. Yani şu şekilde arkadaşlar. Hatta dizisi oluşturalım. Daha mantıklı olur. Sayılar 1 diyorum arkadaşlar. 5 olsun. Ardından da ikinci bir sayı dizimi olsun. Bu şekilde. Bu da 1, 5, 9, 8, 4, 7 olsun. Şöyle yapalım. İkinci sayı dizimde bu olsun arkadaşlar. Ardından bir kare yazdık yanlışlıkla. Var tipine atacağız bunları. Sayılarım diye bir şey oluşturuyorum burada. Sayılar 1 diyorum. Concat. Yani aslında eklemek gibi bir şey bu arkadaşlar. Hani sayılar 1'in sonuna sayılar 2 ekle diyorum gibi. Şöyle yazarsak daha güzel olur hatta. Ardından arkadaşlar bir for each döngüsü oluşturmam gerekiyor sayılarımı okumak için. Var diyorum. Değer diyorum. In diyorum arkadaşlar. Neydi benim sayılarımı okuyacağım yer? Sayılarım içinde değerlerimi okusun bana yazdırsın ardından. Console.WriteLine değer diyorum arkadaşlar. Ve birinci liste ardından ikinci listenin karşıma gelmesi lazım. Öncelikle console.readline yapalım. Yazımız asılı kalsın ve görebilelim. Çalıştığından bakalım. Tamam, Concat'teyiz şu an. Bir çalıştıralım arkadaşlar. Bakalım Concat'imiz çalışıyor mu? Şöyle biraz daha küçültürsek hatta daha güzel olacak, daha makul olacak. Şu şekilde arkadaşlar, gördüğünüz gibi ilk listem 5'te bitiyor. 5'ten sonra başlayan ikinci listem arkadaşlar şuradan itibaren. Yani iki listeyi alt alta sıralıyor. Hiçbir şekilde eşitlik veyahut da değer farklılığı aynı mı diye bunları gözetmeksizin iki listeyi alt alta yazdırıyor diyebiliriz ConChat için. Kullanımı bu şekildedir arkadaşlar. Daha sonra görüşmek üzere.